Şimdi yeğeninin kocası Ahmet diyor ki ben 2015'ten beri onlarla hiç görüşmüyorum diyor. Yani şimdi arada hani internette konuşuyor. Alkol aldıklarında konuşuyorlar. Bülent arardı. Hani eniştemin aradığını görmedim. Yine eniştemin numarasını sorsanız ben yine bilmiyorum. Peki. Ha, ben ayrıldım kendim doğru söylüyorum. Babamla Saniye ablam, Nayda ablam geldiler beni. Kayınbabayla Fethiye'deydi o zaman. Mafise girdi çıktı. Girip çıkmamak için kaçarken ama Fethiye'deydi o zaman. Peki Bülent canlı yayında. Muhabirimiz Murat Sönmez de yanında. Bu arada Ahmet Bey de bağlanacak galiba. Eğer son anda vazgeçmezse. Murat'cığım merhaba. Merhaba Bülent. İyi nasıl efendim? Teşekkür ederim. İyi bayramlar Şeref Hanım. Teşekkür ederim size de. Murat, Ahmet Bey'i buldun ve sonunda konuştun. Sen nasıl bir intiba edindin? Serap Hanım şunu söyleyeyim. Normalde Bülent sadece Sıla ile ilgili böyle bir iddiası var. Yani Sıla dışında diğer çocuklarla ilgili yani Nimet'e iftira atmak istemiş olsaydı diğer çocuklar için de bunu söyleyebiliriz. Ama sadece Sıla'ya yönelik böyle bir iddiası var. Biz bunu Ahmet Bey'e sorduğumuz zaman Ahmet Bey de ben sonuna kadar hazırım dedi. Ama Ahmet Bey tam olarak yalanlayamadı. Bülent'le yapmış olduğu o konuşmayı ben böyle bir konuşma kesinlikle yapmadım, böyle bir şey söylemedim gibi bir ifadesi de olmadı. Ama Ahmet Bey'le görüşmemizde Ahmet Bey de kesinlikle sonuna kadar gidebileceğini, her türlü şekilde ispata hazır olduğunu söyledi. Ama Bülent'in de sadece Sıla'ya yönelik böyle bir iddiada bulunması da elbette ki beni en azından düşündürdü. Neden diğer çocuklar değildi? Sadece Sıla'ya yönelik böyle bir iddiada bulundu. O yüzden Bülent'in bildiği bir şeyler olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sıla sen en büyük çocuk musun? Hayır. Ortancayım ben. Ortancasın. Benden bir büyük daha var. Üç kardeşsin. Normalde iki büyüğüm var da biri öldü. Evet. Ama şu üç kardeşsiniz. Evet. Bir taneyi de kaybettiniz. Ama bir tek Bülent Sıla'dan şüpheleniyorsun. Neden? Şeref Hanım bir tane oğlum anne karnında öldü. Bir tane oğlum küvezde öldü. Böylece yarasasan içinde. Ki şu anda ben Bayramcan benim yanımda. Hani sorunuza karşı yanıt vermeye çalışıyorum. Dünyamın ile konuşuyorum. Bunları bana sıcakkanlı. Hani sıcakkanlı. Sıla soğukkanlı. Ne alakası var sıcakkanlı işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bahsettiğin olay 20 sene önce evet. Daha Sıla diyorsun yeni doğmuştu ben Ahmet'ten şüphelendiğimde. Evet. Yeni doğmuş bir bebek evet. Ne kadar yakın olabilir ki babasına? Anne, yani ne kadar yakınlık gösterebilir? Ben size şunu söyleyebilir miyim Şeref Hanım? Evet. Hani özür diliyorum. Yandaş boşanacak oldum. Yani eşim diyelim. Manisa'dayken Ahmet'in Arap'ta Sıla Bünyamin de vardı. Sen hastanede çalıştığın gün akşamları, nöbetçi olduğun günleri ve Fethiye'de çalıştığın günleri bu akşamları sor. Karına demesini. Karşıya sorar mısınız Serap Hanım? Ahmet mi söyledi bunu? Evet. Kendisi de bile boşanacak oldu. Eşimle bile yüzün kıpırımızı kesildi çünkü. Hakikaten ne demek ki ya? Kıpırımızı kesecek. Ben andım açık teste girelim dedikçe sen geri kaçtın. Ya yapma Allah aşkına. Beni bu kadar lekelemeyin ya. Beni bu kadar lekelemeyin. Gel DNA testine gidelim ya. İftira atar kana var ya. Neler geliyor çocuğun telefonuna? Detektifler geliyor. Nimet olayı karıştırma bir saniye. Hatta ben gidelim dedim bunlara karşı. Bülent. Bülent. İddiası. Buyur Şeref Hanım. Kesin istiyorum. Telefonda mı söyledi Ahmet bunu sana? Evet telefonun sesi dışına çıktı. Bünyamin de vardı Sıla da vardı. Dedi ki bak dedi ki Şeref Hanım özür dilerim bak dedi ki sen hastanede olduğun gün nöbetçi olduğun gün akşamları bir de Fethiye'de çalıştığın gün. Çünkü Fethiye'de çalıştığın haftada geliyordum ben bu zamanları. Sen o akşamları sor karına dedi. Doğru. O akşamlar sen bacınalarda gezerken aykırı sormayız he. Nimet Bey bir dakika ya bir saniye. Peki sen niye direkt Ahmet'ten şüphelendin? Belki başka birisini kastediyordu. Yani ya, senin karın sen gece çalışırken ya da hastanede geziyor, tozuyor evet. Falan demek istiyordu. Niye direkt Ahmet'ten şüphelendin? Kendini niye ihbar etsin adam? Şeref Hanım, söyleyebilirim, özür dilerim. Ben Ahmet'le konuşmak istediğim zaman Ahmet niye kıyı koşa kaçtı benden? Hiç hani konuşmak sadece konuşmak istedim. Niye kıyı koşa kaçtı benden Ahmet? Yani bunu sormak istedin. Sen ne demek istiyorsun diye
ama bir türlü konuşmaya yanaşmadı, öyle mi seninle? Evet, evet, evet Şeref Hanım. Daha önce bu konu açıldı değil mi? Evet. Nimet'le de konuştun. Evet. Ve sen test istedin değil mi? Evet. Yani bu sadece bugün ortaya çıkan bir şey değil. Yani, daha önce de konuştun. Test istemedim. Evet, konuşuldu. Test ben istedim testi. Biz istedik hepsi, sen kaçtık. Bütün avukatlara gittik. Biz her avukata söyledik. Bu olay çıktığında tek tek konuşayım. Olmaz dedi. Dakika, sen açacaksın. Anne dur. Bu olay çıktığında kendi avukatımızı aradım. Tuttuğumuz avukatı. Ben DNA test istiyorum. Babam böyle böyle iftira atıyor bana dedim. Ben kız olmamakla, zina olmakla ben suçluyor de dedim. Ben de sundum bunu avukatıma. Ne dedi bana? Ben de sundum. Baban açarsa öyle olur dedi. Sen hiçbir şey yapamazsın dedi. Ama dedi babandan çıkarsan dedi çok güzel de test yaparız dedi. Aha, avukatımız burada da var. Ben istediğim aşağı, de oluyor aşağı, mu? Merak etme aşağı. Şimdi bunun için dava açmaya gerek yok. Bu noktada yani özel DNA çalışması yapan hastaneler de var. İlla dava açmanıza da gerek yok. Hayır yaptırmak ama istiyorum benim dedi. Benim durumum yok zaten. 1500 lira sosyalden yardım parası de alıyorum. Reşit bir kızsın yani sonuçta. Fakat Ahmet Bey telefondaydı. Şimdi tekrar arıyorlar. Ama niye bunun için 20 sene bekledin o zaman Bülent sen de yani? Şu anda kendi kızı... saniye müsaade edin ne olur. Evet. Tamam, tamam Şeref Hanım. Niye 20 sene bekledin Bülent? Şeref Hanım ben 2-3 sefer teklif ettim. DNA testine gidelim Muğla'ya dedim. Bülent sen bu Ahmet'in motosikleti orada mı diye evin etrafında dolanıyormuşsun, şüphelenmişsin filan. Dolanma değil Şeref Hanım. Bak özür dilerim bak hastanede bak doktorlarımdan, hemşire ablalarımdan araba alıyordum. Kontrol amaçlı geçiyordum. Bana yalan geliyordu. Çünkü yalan olduğu ortaya çıktı. Ya diyorsun ki motosikletini gördüm diyorsun ya. Yani. Bakınıyordun. İki sefer gördüm. Biz gördün işte onu demek istiyorum. Gördün. Gördüm. Ben şimdi Ahmet telefonda Ahmet Bey. Bir saniye müsaade edin. Ahmet Bey. Evet. Ahmet Bey Bülent diyor ki ben bu konuyu bana telefon edip ben sen hastanede ilk çalışırken karın evet. Ne yapıyordu bir sor dedi. Tamam. Ben bu konuyu... Bülent'e bir sorsana. Hastanede çalışırken tamam mı? Ben adını aldığını söylemek istemiyorum da Bülent'i galeri varıp da şeyde döven insanları savunma galeride dövüp de galeride bu karısı getirmedi mi eline? Anlamıyorum. Bülent, Ahmet Bey ne demek istediğinizi anlayamadım. Ay, tamam. Bülent acaba hastanede çalışıyor tamam mı? Evet. Bu şeyin Nazlıca, soy ismi Nazlıca. Tamam. Ahmet Bey ben sana sorduğum soruya cevap ver. Sen evet, tamam. Bülent buluşalım konuşalım dediğinde niye kaçtın? Niye konuşmaktan hayır, kaçındın? Bak ben sana bir şey diyeyim. Ben her zaman kaçarım. Niye biliyor musun? Niye? Adalet var, kanun vardı. Tamam mı? Ben ya 20 sene etmedim. Önce adam sana hayır. Diyor ki gel bir buluşalım. Sen onların ekmeğini götürüyorsun, bir şey istiyor götürüyorsun, tamam, evlerine girip önce, çıkıyorsun. Niye oturup konuşmuyorsun anlamadım hayır, Ahmet kaç Bey. Kaç yıl önce bana söylesene. 20 sene önce. 20 sene önce mi? Yani 20 sene önce ben onunla bir alakam yoktu tamam mı? Hayır mesela diyoruz ya Bülent'ten kaçmak yerine adalet var dedi ya hani bak. Peki adalete de gitmemişsin bir şey yapmamışsın. Mesela bu adam bana iftira atıyor diye savcılığa da gitmemişsin. Hani Bülent'ten kaçmışsın adalete de sığınmamışsın. Bülent benim için ben şu anda ben şey vardı. Ya alın doğru dürüst konuşmuyorum ne anlattığı belli değil. Ben diyorum ki Ahmet Bey 20 sene önce daha Sıla yeni doğmuşken sen aramışsın Bülent'i demişsin ki sen hastanede çalışırken bak bakalım. Araştır bakalım karın neler yapıyordu. Bunun altında bir erkek bir şey arar yani. Senin de iki sefer motosikletini orada görüyor ve seninle konuşmak istiyor. Gel şu meseleyi bir konuşalım. Sen o zaman yenge değil mi? Şey değil misin teyzesi? Teyzeyimdir aynı teyze. Ya o da damat değil mi? Damat. Evet. Diyor ki ben o zaman bir alakam yoktu. Nasıl alakan yoktu? Karının teyzesinin evi girip çıkıyorsun. Adamla da oturup kalkıyorsun. Gel konuşalım deyince konuşmuyorsun. Bu niye konuşmuyorsun diyoruz. Ama babam benden de şüphelenmiyordu. Daha yeni çıktı bu anneme de söylemesi, bize de söylemesi yeni oldu. Ben 17 yaşlarındayken falan söylemeye başladı. En ufak kardeşimden şüpheleniyordu. Annem geri geldikten sonra olduğu için kazancıya götürdü. Annem benim gözümün önünde öldürecekti. Küçük çocuktan da şüphelenmişsin Bülent. Hayır şüphelenmedim Serap Hanım. Onu ben Nisa'ya abla gire sorabilirler. Dünyamın ne bayramcına şüphelenmedim. Ben Murat'a da aradım. Murat abiye peki, de sorabilirsin. Peki bir gün koyuyorum bir araya gidelim. Bir araya gidelim.